Sebe suresi 11. Şeytanı Allah'a sınırım. Geniş sırlar yap. Demek ki her dönemde savunma önemli. Şu an tanklar, kariyerler hep geniş sırlarla donatılmış durumda, değil mi? İnşallah evet. Mesela Güneydoğu'da büyük bir ihtiyaç sır. Evet. Geniş sır. Düzenli biçime sok. Hepiniz salih ameller yapın. Gerçekten ben yaptıklarınızı görelim diye vahyettik. Düzenli bir biçime sok. O düzenli bir biçimin oluşmasını yine Allah meydana getirir, kulunu vesile eder. İnşallah. Burada da Allah teknolojiye dikkat çekiyor. Teknolojik aletleri görüyorsunuz. Jilet gibi. Evet. Teknik parçalar. Müthiş düzgün. Hepsi düzenli biçimde meydana geliyor. Mesela evde bakıyorum. Televizyon var. Allah yaratmış. Hayret içinde kalıyorum. Yani düşünüyorum da. Ya kardeşim şimdi kalem yaratıyor, radyo yaratıyor, televizyon yaratıyor. Alenen göstertiyor bizlere. Yani Allah'ın varlığının delili o kadar net ki. Evet. Artık televizyon yaratmış, işte, radyo yaratmış. Yani adam diyor ki daha hala haşa Allah var mı yok mu diyor. Ya kardeşim şimdi senin karşında bilgisayar yaratmış. Musluk yaratıyor, su akıyor ortadan. Evet. Musluk da su yaratıyor. Yani her şey orijinal ve olağanüstü ve harika. Buna rağmen inanmayan insanlar yaratıyor Allah. Bu da şaşırtıcı. Yani imtihanın bir gereği oluyor. Fakat düşündüm. Diyorum ya her zaman ben Fashion TV seyrederim. Oradaki hanımlara baktım. Bir kısmı hakikaten biraz süratli yaşlanmışlar. Evet. Daha önce ben onları tanıyorum. Bayağı güzel hanımlardı. Bayağı çökmüşler. Fakat Allah'ı anlamada ısrar ediyorlar. Ama nasıl ibret hale gelmiş o yaşlılık? Çünkü yaşlılık neyi anlatıyor biliyor musun? Ölüm adım adım bu adamın üstüne geliyor. Bayağı bir yol kat etti. Kat ettiği yolu görüyorsunuz. Evet. Az bir şey kaldı. Evet. Evet. Anlamı bu. Ölüm ısrarla Allah tarafından bize hatırlatılıyor. Ya ısrarla demeyeyim de Allah affetsin. Mükerrer olarak hatırlatılıyor. İnşallah. Mesela baktım toplantıda böyle tirit gibi bir adam kafasında kovboy şapkası giymiş, aralarda geziliyor. Benim kanaatim gıcık oluyordur bir çoğu ortama. Çünkü Allah aklından geçmiyor belli. Daha hala uçuyor, daha hala havalarda. Bir dahaki seneki toplantıda onu görüyorlar mı? Yok. Toprağın altında. Hem ona şaşıyorum. Mesela bakıyorum birçoğunun hastalığı var. Kimin beli ağrıyor? İlaç alıyor, bel fıtığı var, ameliyatı bekliyor. Kiminde boyun fıtığı var, kiminin böbreğinde rahatsızlığı var, kimi tansiyon hastası, her an ölümden korkuyor. Tansiyon düşmesiyle ilgili de hastalığı oluyor, tansiyonun çıkmasıyla ilgili de hastalığı var. Mesela tansiyon düşüp şoka girip ölebilir, evet. Tansiyonu çıkıp iç organlarını parçalayıp ölebilir. Evet. Durduk yere evet. Ölme ihtimali var. Yaşlı hanımların, birçok yaşlı hanımın ölüme ve yaşlılığa karşı direndiğini görüyorum. Ama zavallıcı. Evet hocam. Acizce direndiğini görüyorum. Halbuki adım adım üstüne geliyor belli. Tabii. Üstüne çökmüş ölüm. Yani seni öldüreceğim diyor sistem. Gelişen evet. Sistem görülüyor. Ya bıraksana kendini Allah'a. Teslim olsana Allah'a. Çok kısa bir süren kalmış. Tabii. Değil tabii. Mi? Düşünsene o kadar harika şeyler yaratıyor. Birbirinden güzel şeyler yaratıyor. İnsan kendini Allah'a bırakmaz mı? Tabii hocam. Değil mi? Evet. Onun için yaşlılık o kadar harika bir şey ki bugün onu düşündüm. Evet. Yani çok ibret verecek bir olay. Yani maşallah. Maşallah. İnsanlar. Çünkü şimdi hatırlatıcı olmak açısından, ölümü hatırlatmak açısından müthiş etkisi var. Müthiş etkisi var. Mesela yaşlı adam baktığında diyor, ölüm yakın diyor. Evet hocam. Genç pek aklına gelmiyor. Evet inşallah. Ki halbuki en çok da gençler ölüyor. Tabii. Ama gencin aklına gelmiyor. Fakat yaşlı o kadar çok ki. Her yerde geziniyor yaşlılar. Yaşlılar insanlara sürekli ölümü hatırlatıyor. Evet. Onun için insanlar yaşlılardan pek hoşlanmıyor bazı insanlar. Onları hemen böyle düşkünler evine kapatmak, gözden ırak olsun diye isterler. Evlerinde yaşlı istemezler. Çünkü yaşlı baktın mı aklına ilk getirdiği şey ölüm. Evet.
Ölüm de neşesini kaçırıyor. Ne onlarla ilgili bir konu duymak istiyor, ne de yaşlı bir insanı görmek istiyor. Ve kakara kikiri, işte sambacı, tumbacı falan bir tavır istiyor. Ama buna rağmen kurtulabiliyor mu? Yine kurtulamıyor. Yerde bir böcek ölüsü bile görse ölüm aklına geliyor. Evet. İnsanların en çok aklına gelen ve insanları da en çok rahatsız eden, insanların büyük bölümünü rahatsız eden şey ölümdür. Bir türlü ondan kendini kurtaramaz. Doğru. Sabah kalkar kalkmaz ilk aklına gelen ölümdür. Yatmadan önce yine aklına hep ölüm gelir. Evet. Ve ağzının tadını sürekli kaçırır. Allah'a da ben nasıl şükrediyorum? Yani ne kadar mükemmel sistem kurmuş. Ölüm olmasa insanlar kim bilir ne yaparlardı ya. Evet, evet hocam. Büyük bölümü kim bilir ne yaparlardı. Evet. Yaşlılık olmasaydı kim bilir ne yaparlardı. Mesela kalbinde bir ekstra sistol oluyor. Mesela bu kalbin iki kere üst üste çarpması birçok insanda olur. Gençlerde olur özellikle. Yani 30-35 yaşa kadar, 40 yaşa kadar falan rastlanan bir şey olur. 40 yaşta pek görülmüyor zannediyorum da. 30-35 yaşına kadar. Gençlere çok sık görülür. Evet. Ani kalpte vuruşlar. O mesela ölümü hatırlatır. Çünkü kalbin birden dengesi de bozulabilir aslında. Evet. Mesela ekstra süstöl vurur ama toparlayamaz kalp kendini. Küt gidebilir insan. Evet. O da ölümü hatırlatmak açısından çok önemli oluyor. Evet. Yani mesela trafikte gidiyor. Yine sürekli ölüm korkuyor. Mesela o kemeri bağlı o güvenlik için. Evet. Arabada. Nedir bu? Ölümü durdurabilme amacıyla yapılıyor. Evet. Ölümün şiddetini, yani ölümün süratini azaltmak için. Yani yine de hani yaralanma olur ama net ölüm olmasın hiç olmasa gibisinden. Yahut boynu kırılmasın gibisinden emniyet kemeri takılıyor. Emniyet kemeri takan adam aklına ölümünün gelmemesi mümkün mü? Değil tabii. Araba bir süratleniyor. Yine ölüm aklına geliyor. Her yerde ölüm onun hatırlatıcı öğretmeni olarak karşısında duruyor. Onun için Allah'a yani o kadar beğeniyorum ki Cenab-ı Allah'ın sistemini. Haşa benim hani haddime değil ama. Ne kadar mükemmel sistem kurmuş. Elhamdülillah, maşallah. Maşallah, elhamdülillah. Ne kusursuz yani. İnşallah. Mesela yaşlılık mükemmel.